Merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle telefonunuza bulaşan virüsleri nasıl temizleyebileceğimizi öğreneceğiz. Biliyorsunuz bazen telefonumuza bulaşan virüsler elimizde olan şifrelerin çalınmasına, bunun dışında banka bilgilerimizin çalınmasına sebep olabiliyor. Bugün komple telefonumuzu temizlemeye, telefonumuzda virüs olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, virüsler genellikle indirdiğiniz aplikasyonlardan veya bir linke tıkladıktan sonra telefonunuza bulaşan türlü virüsler vardır. Bu virüslerin üstesinden gelmek için eğer ki telefonunuza indirilmiş bir uygulama varsa o uygulamadan kurtulmaya çalışacağız ilk başta. Daha sonra telefonunuza bir tane antivirüs programı indirip bu antivirüs programıyla telefonumuzu tarayacağız. Bunun dışında telefonun kendi uygulamaları oluyor. Bu güvenlik uygulamalarıyla telefonunuzu tarayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntının olup olmadığını anlamak için. Ve en son olarak biliyorsunuz bazen hiç olmadık yerlerde telefonunuz uygunsuz bildirimler gönderebiliyor. Bu bildirimleri de nasıl kapatabileceğinizi bugün bu videoda öğrenmiş olacağız. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Eğer ki videomuz hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Şimdi fazla uzatmadan telefonumuzdaki virüsleri silmeye başlayalım. İlk başta söylediğimiz gibi uygunsuz bildirimler geliyorsa bu bildirimleri kapatmak için hemen yapmanız gereken ayarlar bölümüne girmek. Ayarlar bölümüne girdikten sonra bazı telefonlarda bildirimler denen bir tane araç vardır. Buraya basıyorsunuz ve bildirimler nereden geliyorsa orayı kapatmanız gerekiyor. Bakın, benim telefonumda bir sürü bildirim gelen yer var. İşte hangisini kapatırsam artık oradan bildirim gelmeyecek. Diyelim ki ben TikTok'tan artık bana bildirim gelmesini istemiyorum veya Google'dan bana artık bildirim gelmesini istemiyorsam burayı kapatarak telefonunuzu bildirimlere kapatabilirsiniz. Böyle bir ekran yoksa yapmanız gereken hemen buradan çıkıp Google ayarlarına girmektir. Onun için Google'a giriyorum ve burada yapmamız gereken yukarıdaki 3 noktaya basmaktır. Yukarıdaki 3 noktaya bastıktan sonra ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde hemen aşağı yönünü kaydırıyoruz ve bildirimler ekranını görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere bildirimler denen bir bölüm var. Burada hangi siteden gelen bildirimi kapatmak istiyorsanız o sitenin karşısındaki butonu pasif hale getirebilirsiniz. Hatta buradaki bildirimleri kapatıp Google Chrome'un hiçbir yerden bildirim göndermesini engelleyebilirsiniz. Bildirimleri bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Telefonunuza bir uygulama indirdiyseniz ve bu uygulama hiç sizin kontrolünüz dışında şeyler yapıyorsa bu uygulamayı kaldırmanız gerekiyor. Fakat bu uygulamayı bazen kaldırmak zorlaşabiliyor. Şimdi ilk deneyeceğimiz yol hemen ayarlar bölümünde. Neredeydi ayarlarımız? Şöyle. Ayarlar bölümünde uygulamalar sekmesine girmektir. Uygulamalara girdikten sonra buraya bir kere basıyoruz. Diyelim ki bunu kaldırmak istiyorsunuz. Hemen kaldır bölümüne basıyorsunuz. Bakın, hemen alt bölümde bende kaldır bölümü var. Ama bu uygulama buradan kaldırılmıyor olabilir. Eğer ki buradan kaldırılmıyorsa yapacağınız diğer işlem ayarlar bölümünde cihaz yöneticisini bulmak. Ayarlar bölümünde güvenlik sekmesini bulmaktır. Güvenlik sekmesinin altında cihaz yöneticisi sekmesine girip kalkmayan programın karşısındaki tiki kaldırmanız gerekiyor. Bu yöntemde işe yaramıyorsa uygulayacağımız bir diğer yöntem ise bir dosya yöneticisi indirmemiz gerekiyor telefonumuza. Bu dosya yöneticisini nasıl indiriyoruz? Bu dosya yöneticisini nasıl indirebileceğimizi öğrenelim. Bu dosya yöneticisini indirmek için S-File Explorer yazmanız yeterli. Bunu yazdıktan sonra görebiliyorsunuz en yukarıda bir dosya yöneticisi var. Bunu ben bir daha indirmeyeceğim çünkü telefonuma indirmiştim daha önce. Bakın, bu şekilde bir ekranımız var. Bu ekranda yapmanız gereken sarı bir şekilde Apps yazan bir bölge var. Apps'e bir kere basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra bakın uygulamalarımızı görebiliyorsunuz. Burada silinmeyen uygulamayı bulup ve karşısındaki 3 noktaya basmanız gerekiyor. 3 noktaya bastıktan sonra 3. sırada Install denen bölüme basıyoruz. Buraya bastıktan sonra tamam demeniz yeterli olacaktır.
ve uygulamayı siliyoruz. Uygulamanın bu şekilde APK'sı varsa onu da silmeyi ihmal etmeyin. Buna benzer dosya yöneticisi indirip dosya yöneticisinden de kaldırabilirsiniz uygulamanızı. Kaldırdıktan sonra telefonunuzda bir sıkıntı olup olmadığını öncelikle telefonunuzun size verdiği güvenlik aracından taratmanız gerekiyor. Bunun için hemen telefonumuzun ayarlar bölümüne tekrardan giriyoruz. Buraya girdikten sonra bakın pil ve cihaz bakımı denen bir bölümümüz var. Buraya basıyoruz ve en alt bölümde cihaz koruması denen bir bölümümüz var. Burada yapmanız gereken telefonu tara butonuna bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra telefonunuzda bir virüs olup olmadığını tarayacaktır. Eğer ki bir virüs varsa bu virüsü silmeye çalışacaktır telefonunuzun araçlarından bir tanesi. Genelde tüm Android telefonlarda olduğunu söyleyebiliriz. Buranın taranmasını beklemeyeceğim çünkü biraz uzun sürecekmiş gibi. Bunun dışında bir de telefonunuza bir antivirüs uygulaması indirmeniz gerekiyor. Ben antivirüs uygulaması olarak AVG'yi seviyorum. Onun için bu uygulamayı telefonuma yüklüyorum ve AVG ile de telefonumu tarıyorum. Eğer ki bir sorun, bir sıkıntı varsa AVG onu bulup silmeye çalışacaktır. Bu şekilde telefonunuzdaki tüm virüsleri silebilirsiniz. Hemen AVG'nin yüklenmesini bekleyelim. Antivirüs programımız telefonumuza yüklendi. Hemen açmak için buraya basmamız yeterli. Buraya bastıktan sonra görüyorsunuz şimdi tara butonu karşımızda. Buraya bir kere bastıktan sonra izin ver butonuna basmanız gerekiyor. Ve burada da bir tarama yapılması telefonunuzda virüs olup olmadığını görmesi gerekiyor. Eğer ki bir virüs varsa bu virüsü silmeye çalışacaktır. Evet, bugün sizlerle telefonunuzda herhangi bir virüs olması halinde bu virüsleri nasıl temizleyebileceğiniz hakkında bilgiler paylaştık. Umarım siz de telefonunuzdaki sıkıntıyı bu şekilde çözmüşsünüzdür. Eğer ki videomuz işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında Android telefonunuzda bir sorun, bir sıkıntı varsa freesoru.com'dan bizlere sorabilirsiniz. Oradan daha hızlı bir şekilde sizlere ulaşmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.